Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle gördüğünüz çantayı yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Kullandığım iplerle ilgili açıklama kısmında link mevcut. Oradan satın alabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Şimdi ben bu iki kısım olarak yapacağım bu çantamı. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane kare düğüm yaptım. 12 tane toplamda kullanacağım. O yüzden bir tane daha ekleyeceğim. O ilkini beraber yapalım istedim. Ben diğerlerini ekledim. 3 metre uzunluğunda iplerimi kestim. İlk parçasını bu şekilde başlayacağız. Şimdi ilk sırasını örüp daha sonrasında ikinci kısmına geçip birleştirerekten gideceğiz. O alanı da göstereceğim zaten. Önce gelin beraber kare düğümünü yapalım. Sonrasında buraya ekleyip örme kısmına başlayalım. İkinci ipimi de şöyle getiriyorum ve geçiriyorum. Şunu biraz da ayıralım. Şimdi örme kısmına geçeceğiz. Örme kısmını yaparken ortadaki iki ipimi sabit tutuyorum. Sağdaki ipimi şöyle üste aldım. Soldaki onun üzerinde ve şöyle arkadan getirip şu sağdaki boşluktan şöyle sağdaki boşluktan arkadaki ipimi şöyle çekiyorum. Daha sonrasında iki ipimi, yanlardaki iki ipimi çekip kare düğümümü oluşturuyorum. Sonrasında soldaki ipim üstte, sağdaki onun üzerinde ve arkadan getiriyorum. Şöyle soldaki boşluktan öne doğru çekiyorum ve tekrar sıktım. Kare düğümümü oluşturmuş oldum. Şöyle ortadaki iplerimi çekiyorum ve eşitliyorum. Daha sonrasında diğer iplerimi yanına sabitleyeceğim. Şöyle toplu iğnemin bir tanesini alıyorum. Şu başa yastığımın üzerine şöyle sabitledim. Toplamda 12 tane kare düğüm elde etmiş olduk. 24 tane ikişerli olduğu için kare düğümümüz olmuş oldu. Şimdi örme kısmına geçeceğiz. Biraz daha yaklaştıracağım ve örme kısmına başlayacağız. Şimdi örme kısmında baştan iki ipimi şöyle atıyorum ve ayırıyorum. Sondan da yine iki ipimi ayırıyorum ve şöyle atıyorum. Kalan tüm iplerimi birbirine eşit bir şekilde öreceğim. İlk baştaki iplerimden şöyle alttan ayıralım. Çok olduğu için karışıyor. İki kare düğümden ikişer tane ip olmak üzere şöyle iki, sağdan iki kare düğüm yapıyorum ve sıkıca birleştireceğim. Buranın sık olması önemli çünkü buranın çantanın ilk baş kısmı olduğu için ne kadar sık olursa o kadar dik olacaktır. Şöyle sıkıyorum. Daha sonrasında yandan devam ediyorum. İkinci düğümümü de aynı şekilde şöyle attım. Tekrar ortalardan çekip sıkıyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Şöyle. Sonrasında ikinci arka kısmı için aynı işlemi yaptığım iplerini birleştirme yapacağım. Şimdi bu kısmı böyle tamamlıyorum. Daha sonrasında ikinci arkadaki alanını yanına getirip yanından böyle kapak gibi önüne doğru geleceğiz. Yani iki arka ve önü eşit bir şekilde öreceğiz. Şimdi ben iki parçayı da bu şekilde hazırladım. İlk sıralarını ördüm. Yan yana getirdiğimizde ortadaki baş kısımlarında baş kısımları ortada kalıyor. Buraları örülmemiş olan kısımları zaten belli. Şöyle örülü kısımlar şu ikinci parçası. Şu da şöyle iki parçayı göstereyim. Şu da ortadaki başlangıç kısımları. Bir tarafın sonu, bir tarafın başı. Burayı da yine kare düğümle iki parçayı birbirine birleştirmiş oluyoruz. Şöyle. Şimdi bir sıra halinde tamamı örülmüş oldu. Sadece sağ baştaki iki ipim ve sol baştaki iki ipim kaldı örülmemiş. Onları da şöyle ayıralım hemen. Bunları, bu parçaları şu şekilde birleştirdiğimizde en son birleştireceğimiz alan olarak kalacak. Şimdiden bir sıra daha bu alanın birleşmesi için öreceğim. Yine sağdan ve soldan
birer parça bırakıyorum. Şöyle ikişer ip aldım yani. Daha sonrasında kalan her iki ipi sıradan kare düğüm şeklinde örerek, bu üçüncü sıramız olacak. İlk iki ve üçüncü sıra bu. Daha sonrasında dördüncü, beşinci sıra olarak gideceğiz. Ama birleştirip öyle devam edeceğiz. Bu üçüncü sırayı beraber örelim. Daha sonrasında birleştirme kısmını göstereceğim. Üçüncü sırayı da bu şekilde tamamladım. Şimdi iğnelerimi söküyorum ve baş ve son kısmını, birleştirmesini yapacağım. Şimdi çantamızın tam eni bu şekilde. Şöyle getiriyorum ve şöyle düzeltiyorum. Tam üst üste denk getirdiğimizde şöyle kalan baş kısmı var. O alanı şöyle önce örebilmek için şöyle birleştireceğim. Ve sabitliyorum. Şimdi birleştirdiğimiz alan burada kaldı. Gördüğünüz gibi herhangi bir örgü yok. En sağda ve en solda kalan kısımların birleştirmesi. İki tane ayırmış olduğumuz o ilk baştaki ipler vardı. Onları alıyorum ikişer olarak. Şuradan bir tane daha şöyle bir iğneleme yapacağım. Bir kare düğüm yapıyorum ve ikinci sırayı yapmış oluyorum. Bu birleştirmeyle ikinci sırayı tamamlamış oluyorum. Hop. Şöyle. Şöyle. Daha sonrasında alt kısımda gördüğünüz gibi iki tane eksiğimiz var. Bu iki eksiğimizi tamamlamak için de yukarıdan solda kalan iki ipimi şöyle alıyorum. Sağdaki biraz önce yaptığım düğümümün iki ipini alıyorum ve bir kare düğüm yapıyorum. Şöyle daha sonrasında çekip yine sıkıyorum. Ve son olarak kalan son dörtlü ipimi de şöyle arkadakileri öndekilere dikkat ederekten bu şekilde örme işlemine devam edeceğiz zaten. Şöyle tekrar kare düğüm yapıp üçüncü sırayı da tamamlamış oluyorum. Çekiyorum ve sıkıyorum. Şimdi üç sıranın tamamını tam olarak tamamlamış olduk. Şöyle göstereyim. İlk, iki ve üç. Şimdi şöyle bir örme yapmak istiyorum. Ben totalde tahminim 3, 6, 9, 9, 10 sıra civarı örgü yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Toplamda tabii ki. 3 tanesini zaten ördük. 10 olana kadar yine öreceğim. 9 olabilir. Bir 9 tane örelim. Daha sonrasında ekleme yapmamız gerekirse ekleyeceğiz. Daha sonrasında ön ve arka kısmına motif ekleyeceğiz. Yine bir 9-10 sıra öreceğiz. Tabii ki bu görsel olarak çok da büyük tutmak istemediğim için kese şeklinde olacak bu çantamız. Zaten üst kısmı şöyle büzüleceği için aradan ip geçireceğiz. Bu sebepten dolayı üst kısım zaten bir tık küçülmüş olacak. Altta da şöyle huni şeklinde bir görüntü elde edeceğiz. Şimdi 3 tanesini ördük. 3 sırasını ben 3 sıra daha, 3-6 sıra daha örüp 9'a tamamlayacağım. Sonrasında tekrar sizinle paylaşacağım. Evet, üst kısmın örgüsünü bu şekilde tamamladım. Toplamda 11 sıra ördüm. 10 sıra olarak düşünmüştük ama alt kısma çok fazla alan kalmayacağı için ve altını kapattığımızda torba şeklinde bir çanta olduğundan dolayı isterseniz basık olacak ve içindeki eşyalarımız daha yetersiz kalacak. Alan dar olduğu için. O yüzden bir tık daha uzatmak istedim. Alttaki payda kullanırız diye. Şimdi ikinci kısma geçtim. İkinci kısımda ben bu şekilde bir model tasarladım. Siz istediğiniz gibi, isterseniz aynı şekilde de devam edebilirsiniz. İstediğiniz boya kadar tabii ki. İsterseniz farklı burgulu teknikler veya farklı baklava desenleri kullanabilirsiniz. Benim kullandığım bu şekilde altılı model kullandım. Altı sola altı sağa ip bağlama şeklinde yapacağız. Şimdi beraber
Yapalım. İlk başta 5 tane ayırıyorum. 2, 4, 6. Şöyle ayırdım altılının. Şöyle altılı aldım. Bu altılının sadece 5 tanesini öreceğiz. En baştaki şöyle ortada kalan ipimi sola doğru alıyorum. Sağ taraf için de yine aynı şekilde 6 tane ip ayıracağım. 2, 4, 6. Şöyle diğerlerini atalım. Ortadaki iplerimi sağdan ve soldan 5'er tane olacak şekilde şöyle bir alıyorum. Tek sıra şeklinde öreceğim. Soldan başlayacağım. Sağ tarafı daha sonrasında hızlandırarak anlatacağım. Ortadaki ipimi tutuyorum sola doğru. Şu kısımda olduğunuz gibi aynı motifi yaptım zaten. Sıradan her bir ipi sabit olan ipimizin üzerine atarak örme işlemine devam edeceğiz. Üzerine atıyorum ve alttan çekiyorum. Yaklaştırıyorum. Sabit ipimi hiç bırakmıyorum. Her bir ipi ikişer defa düğümlemem gerekiyor. Şöyle sıktım. Diğer ipe geçtim. Bir yanındaki ipe. Sola doğru geliyoruz. Bu ipi yukarı doğru tutarsanız bir tık daha yukarı doğru örersiniz. Aşağıya doğru tutarsanız daha aşağı örersiniz. O yüzden bunun ayarlamasını yandaki baklava diliminize göre yaparsanız eşit dilimler elde edebilirsiniz. Şöyle tekrar. Üçüncü ipimdeyim. Üzerine attım ve şöyle çekiyorum. Hızlı bir şekilde. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Tüm 5 ipime de sırayla. Bu şekilde. Şöyle tamamladım. Sağ taraf için de aynı işlemi uygulayacağız. Hemen hızlıca o tarafı da örüyorum. Ortadaki ipimi tuttum. Sağa doğru bu sefer. Alttaki 5 ipimi üzerine atıp altından çekiyorum. Üzerine atıyorum. Çekiyorum. Aynı sol tarafta olduğu gibi örgümü devam ettiriyorum. Şöyle. Bu şekilde üst kısımdaki ilk sıraları oluşturmuş olduk. Şimdi ikinci sıralara geçiyoruz. İkinci sıralarda da yine ortadaki iplerimle geliyorum. Ortadaki iplerimi sağ ve sola doğru yine ayırıyorum. Ve alttaki 4 kalan ipimi örüyorum. Sabit tuttum ilk ipimi. Üzerine atıp çekiyorum. Şöyle bir. Şu iki. İkinci ipim. Bir. 2, 3 ve 4. Bu şekilde üst kısmını tamamlıyorum. Sağ tarafı da aynı şekilde. Şöyle bir. İki. Üç. Sabit ipinizi bırakırsanız düğümlenme olacaktır. İstediğiniz çizgi görüntüsünü elde edemeyeceksiniz. O yüzden sabit bir şekilde tutuyoruz sabit olan ipimizi. Orta kısımdaki şu kare düğümümüzü yapacağız. Yukarıdakinin bir büyüğü. Sadece sağ ve soldan ikişer tane ipim alıyorum. Ortada 4 tane ipim var. Sağdaki ipim üstte. Soldaki onun üzerinden ve sağ arkadan öne doğru getirip çekiyorum. Şöyle sıktım. Şimdi soldan sağdaki üstte sol arkadan öne doğru getirip çekiyorum ve sıkıyorum. Bu şekilde orta düğümü tamamladım. Şimdi içteki kapatma alanını yapacağız. Bunun için de içte ördüğümüz çizgilerimizi ortaya doğru geleceğiz. Şöyle soldaki ipimi sağ elimle ortaya doğru tutuyorum. Alttaki 4 ipimi örüp geliyorum. Aynı şekli olacak şekilde. Alacak şekilde ikinci ipimi ördüm. Sıradan 3 ve 4. Sağ taraf için de aynı işlemi uyguluyorum. Her bir ipimi tekrar başlangıç ipimi ortaya doğru sabit tutuyorum.
Daha sonrasında ortadaki iki sabit iplerimi sağdaki üstte, soldaki altta, altta olan ipimi üsttekinin üzerine atıyorum ve bir düğüm daha yapıp ikisini birbirine birleştirmiş oluyorum. Şöyle. İsterseniz üst kısımda çapraz da gelebilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu tamamen sizin tasarımınıza bağlı bir kısım. Daha sonrasında yukarıda ilk ördüğümüz çizgilerin devamını üzerine ikinci çizgi olarak geliyorum. Şöyle, ay ortayı sağdan değil soldan birleştirdim bu tarafta. Şöyle göstereyim. Soldaki ipimi üste aldım. Bir üsttekinde sağdaki üstteydi. Şimdi soldakini üste aldım. Sağdan gelen ipim altta kaldı. Üzerine atıyorum. Böyle bir farklı olsun diye. Bu şekilde tamamlamış oldum. İkinci motifimi. Burada toplamda 48 tane ip kullandık ama her bir ipimizi ikiye katladığımız için arkalı ve önlü olarak kullandığımızdan her bir ipimiz tek tek ördüğümüzden dolayı da 96 tane tek ip elde ediyoruz. 12 tane her bir modelde kullandığımız için de 8 tane motif elde edeceğiz. Bu 8 motifimizi yan yana devam ederek tamamlayacağız. Daha sonrasında alt kısımda üst kısımda yaptığımız gibi kare düğümlerle 11 sıralık bir alan oluşturacağız. Önce bu alanı tamamlayalım. Daha sonrasında kare düğüm kısmına geçelim. Şimdi üst kısmı bu şekilde tamamladık. Ortadaki alanımızda 4 tane ön tarafta, 4 tane arka tarafta motif elde ettik. Şimdi alttaki kare düğüm kısmını yapacağız. Bunun için de şöyle uç kısmına bir kare düğüm yaptım motifimin. Şuraya da hemen bir tane yapacağım. Şu güzelce sıkalım. Bir kare düğüm yapıyorum. Şöyle. Yan yana. İlk sıra birbirinden bağımsız olacak. Diğer sırada her iki düğümden ikişer ip alarak yaptığımız için birbirine bağlayıcı olacak diğer bir sıramız. Şöyle dörderli iplerimi alıp aynı sırada olacak şekilde yan yana denk getirerek kare düğümlerimi yapıyorum. Şöyle biraz daha onu aşağı indireceğim. Şöyle. Bir tık daha çekebilirim. Evet. Yandan bir dörtlü alıyorum. Şimdi burada 4 tanesini yapacağım. Göstereceğim hemen bir alt sırayı da yapıp bu şekilde düğümlerimi atıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi zaten 4 tane düğümümü elde etmiş oldum. Bunları çektikçe aşağıya doğru inecek ister istemez. Bu eşitliği sağlamanız önemli. Şöyle çekiyorum. İki düğümümden ikişer tane ip alıyorum. Şöyle bir kare düğüm yapıyorum yine. Şöyle. Sıkıyorum. Bu şekilde bir yana geçiyorum. Kalan iki ipi bir yandan iki ip alarak yan yana devam ediyorum. Bu ikinci sıra. İlk sıra birbirinden bağımsız dediğim gibi. Şöyle. Üst kısımda olabildiğince sıkı yapmaya çalıştık. Yine burada da aynı şekilde sıkılığını koruyoruz ki herhangi bir böyle sağa sola kayma, böyle yamulma olmasın. İp sonuçta ister istemez kullanıma bağlı deforme oluyor. Aynı şekilde bir sonraki düğümümü de yaptım. Şöyle ortadaki iplerimi çekip
sıkıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi ilk sırayı bu şekilde geldim. İkinci sırayı da şöyle yapalım. İkinci sırayı da her iki düğümümden ikişer tane ip alıp altta bir kare düğüm yaptım. Bu şekilde şöyle bir, iki, aşağıya doğru toplamda 11 sıra yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 diye devam edecek ilk sırayı sayarak. 11 sıradan sonra alt kısımda kapatma yapacağız. Bu kısmı yaptıktan sonra zaten sizinle paylaşacağım. Bu çantamızın etrafını tamamen dönerek tamamlıyoruz modelimizi. Şimdi bu şekilde getirdim. Altındaki fazla ip kısmını ölçtüm. 20 santim eksik kullanırsanız eğer başta verdiğim ölçüden ipiniz boşa gitmeyecektir. Şimdi alt kapatma kısmını yapacağız. Bunun için bu kullanacağımız dış görüntü alanı. Bunu içine çevireceğiz. Şöyle yapalım. Şöyle 1, 2, 3, 4 tane motifim önde, 4 motifim arkada olacak şekilde alttaki kapatma alanını yapacağız. Bunun için de şuradan başlayalım. İsterseniz soldan, isterseniz sağdan başlayabilirsiniz. Şöyle ilk başta bir alalım. Ben iplerimi göstereceğim size. En başta şöyle arkada kalan bir tane kare düğümüm var. Ön tarafta bir kare düğümüm var. Bu iki kare düğümden şöyle ikişer tane ip alıyorum. Bir kare düğüm yapıyorum. Ve şöyle sıkıyorum. Burada önemli olan iyice sıkı olması. Ben şu aralarım biraz daha boşluk kalması sebebiyle diyeyim. İçine astar kullanmak istiyorum. Eğer elimdeki kumaş yeterli olursa içine astar kullanacağım. Onu maalesef videoya sığdıramayacağım. Çünkü kumaşın olup olmadığını bir bakmam gerekiyor. İsterseniz şuralardaki boşlukları kapatmak için şöyle ortalardan birbirine dikme işlemi yapabilirsiniz. Hemen kısaca ondan da bahsetmiş olayım. Sıradan üstten 2 ip, şöyle atıyorum ördümü, alttan 2 ip ve bir kare düğüm yapıyorum. Tüm iplerimi bu şekilde sıkıca şöyle kare düğüm yapıyorum, ördüğümü atıyorum, isterseniz kesebilirsiniz de. Üstten 2 ip, alttan 2 ip, şöyle. Bu şekilde tüm alt kısmını tamamlayıp bitiriyorum. Daha sonrasında şu fazla iplerimi keseceğim ve başlangıç kısmına bir büzmek için çantanın ağzını ip geçirmesi yapacağız. Sonrasında tamamlanmış olacak zaten. Alt alanın tamamını bu şekilde örme işlemini tamamladım. Şimdi keseceğim. Daha sonrasında düzüne çevireceğim. Daha sonrasında da bu büzgü kısmını yapacağız. Alt kısmı bu şekilde oldu. Düzüne çevirdiğimizde tam olarak görsel. Şöyle en son ölçülerini ölçeceğiz. Şimdi şöyle ikiye katladım. Şöyle ölçeyim. 1,5 metrelik ikiye katladım. 1,5 değil 3. 3 metre kestiğim ve ikiye katladım. Şöyle bir ipim var. Fazla daha önceki çalışmalardan fazla gelen iplerimden birisiydi. Burada tamamen size kalmış bir şey.
Şöyle ben rastgele, hatta şöyle yapalım. Şuradan geçiriyorum ipimi önden arkaya doğru çektim. Daha sonrasında şöyle iki tane atlıyorum ve şöyle geçiremedim ha. Şöyle geçirip çekiyorum. Bu şekilde büzme kısmını yapacağız. İki tane yine atlayacağım. Önden arkaya geçiriyorum. Bu aralığı arttırabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durum. Bu şekilde tamamladım. Şimdi şöyle iki tane ahşap boncuğum var. Şöyle getiriyorum. Kesiyorum ucunda kalan iplerimi. Şimdi bu ahşap boncuklarımı geçireceğim. Şöyle yapalım. Bir tane düğüm atıyorum. Hatta ikili olsun. Daha sonrasında şu boncuğumu geçireceğim. Bu şekilde tamamladım. Şimdi ben üst kısmına şöyle bir zincirim vardı, onu geçirdim. İsterseniz hazır çanta askıları alabilirsiniz. İsterseniz iki tane anahtarlık halkalarına askı örüp geçirebilirsiniz. Şöyle ben biraz şık olsun diye böyle bir askı yaptım. Aynı zamanda şimdi şuradaki büzme alanını göstereceğim size. Şöyle çekiyoruz iki taraftan da. Çektiğimizde zaten kese şeklini alıyor. Şöyle direkt bağlama yapıyorum. Gördüğünüz gibi bir kere bağlamak bile yeterli oluyor. Şöyle yapalım. Bir tane de kurdelesi olsun. Şimdi içine bir şeyler koyacağım. Giyindim, hazırlandım. Size son halini çekeceğim. Takarak. Videomuzu bu şekilde tamamladık. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer beğen butona basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Son hali bu şekilde. Eni 25 santim, boyu 28 santim ölçülerinde çok kullanışlı ve şık bir çanta oldu. Siz de denerseniz mutlaka bana aşağıdaki Instagram hesaplarımdan iletmeyi unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.